Arkadaşlar merhabalar. Basit eşitsizliklerle ilgili bir test çözeceğim demiştim. İlk iki sayfasını 20 dakikada yaklaşık çözdüm. Şimdi onun ikinci kısmı. Eğer ilk kısmını izlemediyseniz tabii ki izleyebilirsiniz. Oradaki sorular kolay ve orta düzey sorulardan, bir de bazı konunun üstüne söylemem gereken şeylerden oluşuyordu. Şimdi daha çok çıkmış soru ağırlıklı gideceğiz. Başlayalım. A küçüktür, sıfır küçüktür, B küçüktür, C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur denmiş. C bölü A, B bölü A denmiş. Şimdi normalde arkadaşlar C B'den büyükken ama A da negatifken, negatif bir sayıya bölersek ne olur? Eşitsizlik yön değiştirir. Bu yüzden A şıkkı gider. C bölü B, B bölü C'den küçük müdür? Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım. C ve B pozitif sayılar. Mesela birisi 2, birisi 3. Siz olsun yani. C'yi B'ye bölerseniz 3 bölü 2 olur. B'yi C'ye bölerseniz 2 bölü 3 olur. Gördüğünüz gibi bu da yanlış oldu. A bölü B, A bölü C. Şimdi arkadaşlar A mesela eksi 1 olsun. Eksi 1'i siz 2'ye bölseniz ve eksi 1'i 3'e bölseniz. Normalde durum nedir? Negatif sayılarda pozitiflerin tam tersi düşünüyoruz. 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten nedir? Büyüktür. Ama eksi 1 bölü 2 o zaman tam tersi. Eksi 1 bölü 3'ten küçük olur. Bakın rastgele sayılar verdik. Yine de oldu. Şundan dolayı aslında siz bir negatif sayıyı büyük bir reel sayıya bölerseniz, pozitif büyük bir reel sayıya bölerseniz büyüyecektir. Siz bir negatif sayıyı daha küçük bir reel sayıya bölerseniz küçülecektir. Sebebi de şu, pozitifin tam tersi. Normalde ne oluyor? Siz bir sayıyı büyük bir sayıya bölerseniz küçülür. Büyük bir sayıyı küçük bir sayıya bölerseniz de büyür. Ama negatif olunca bunun tam tersi olduğu için değer vermeden bile C'nin doğru olduğunu yorumlayabiliyoruz bakın. Burada hemen şunu da söylemem lazım yalnız arkadaşlar. Biz böyle, tabii ben böyle soruları çözerken yorumları hızlı hızlı söylüyorum. Sizin bunlara adapte olmanız için durdurup soruları bir kendinizin çözmesi lazım. Yoksa öbür türlü yorumlarımı yakalayamazsınız. Bu sefer dersiniz ki Allah Allah, bu kadar hızlı yorum yapıyor hoca, nasıl oluyor? Yani kesinlikle hızlı yorum yapmıyorum aslında. Gayet normal gidiyorum. Ancak sizin sorulara baktığınızı varsayarak ilerliyorum ona göre. Faydası da şu olur aynı zamanda önceden bakmanızın. Yorum eksikliğiniz varsa ya da değişik bir şey düşünüyorsanız ben onları zaten göz önünde bulundurduğum için ona göre cümle kurup böylece aslında sorularınıza daha sormadan cevap vermiş oluyorum. X çarpı y eksi 4. Eksi 4 küçük eşit, x küçük eşit, eksi 1 olduğuna göre x azalan değerler alırken y nasıl değişir? Burada bakın şimdi. X eksi 1 iken mesela en büyük alabileceği değeri y 4 oluyor. X sonra arkadaşlar eksi 4 olduğunda y ne oluyor? 1 oluyor. Azalarak demek ki 1 olmuş. Evet, burada dikkatli olmamız lazım. X küçük, x küp küçük, x kare denmiş. Şimdi arkadaşlar normalde x'in x kareden küçük olmasında bir mahsuru yok gibi duruyor. Çünkü o zaman dersin ki ha, 2, 3, 4 gibi birden büyük sayı bunlar. Birden büyük sayıların kuvvetlerini alınca büyür. Ama ilginç bir şekilde x küp burada gördüğünüz gibi araya girmiş. O zaman düşüncemiz direkt yıkılıyor arkadaşlar. Burada değer verdiğiniz zaman bir sürü değer verirsiniz. Allah Allah, olmadı falan filan dersiniz. 0, 1, eksi 1, 0, birden büyük sayılar, bir de eksi birden küçük sayılar diye ben aslında 1, 2, 3, 4 gruba ayırıyorum. Bir de sıfırın kendisi var. 5 grup diyelim. Şu iki grup bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü çoğu zaman maalesef unutuluyor. Bakın şimdi. Siz herhangi bir sayının kübünü aldığınız zaman 8 olur mesela, 2 olsa birden büyük. Karesini alınca 4 olur. Demek ki o zaman bu sayının birden büyük olmayacağı kesin. Benim aklımda zaten net cevap var. Ben sadece sizden din. Tek tek deneseniz, eleseniz bile buluyorsunuz. Şimdi eksi birden küçük sayılar olsa, eksi 2'nin kübü eksi 8, iyice küçülüyor. O zaman bu da elendi. Basit kesir olsa 1 bölü 2'nin kübü küçüktür ki 1 bölü 2'den. Ya da 1 bölü 2 bu haliyle bu da gitti. O zaman geriye bir tek ne kaldı? Eksi 1 ile 0 aralığı. Gerçekten bakın mesela eksi 1 bölü 2'yi düşünün. Kübünü aldığınız zaman eksi 1 bölü 8, 1 bölü 2 1 bölü 8'den normalde büyüktür. O zaman tam tersi hakikaten kübü gördüğünüz gibi eksi 1 bölü 2'den büyük. Sonra arkadaşlar karesini alsanız 1 bölü 4 olur. Pozitif olduğu için garanti büyük. Demek ki sayı neymiş? X eksi 1 ile 0 aralığındaymış. Artık x gördüğüm yere y artı 5 bölü 3 yazarsam bu şekilde
gördüğünüz gibi y'ye yorum yapmış olurum. Eksi 3, y artı 5, 0 oldu. Böylece arkadaşlar ne olacak buradan? Eksi 8, y ve eksi 5. Alacağı tam sayı değerleri demiş. Eksi 7 var, eksi 6 var, eksi 13 oldu.